kapıda Zeynep'i bekliyorum arkadaşlar. Zeynep, sana bir sürprizim var. Kim bilir yine ne yapacağız anne ya. Kim bilir yine ne yapacağız. Şu anda Zeynep spordan geliyor. Antrenmandan geliyor. Evet. Çok sportif görünüyorsun Zeynep. Thank you. Sana bir hediyem var. Ama hediyeni ipuçlarını takip ederek bulman gerekiyor. Kaç milyon dolar? Hemen hediye vermek yok öyle kolay kaç kolay. Kaç milyon dolar? Ne milyon dolar ya? İstediğim bir şey vardı. Bir şey vardı. Bir sürü bir şey vardı. Ben her şeyi istiyorum. Onlardan bir tanesini aldım sana. Bu arada ben antrenmandaydım. Maç vardı. Oradan geliyorum. Haberiniz olsun. Yani bu saçın tipini ne derseniz. İlk ipucunun yerini şimdi söyleyeceğim ben sana. İçeri gir. İçeri gir söyleyeceğim. Bir çantanı falan çıkar. Bir ferahla. Hemen başlayacağız videoya. Tamam. Hadi. Evet Zeynep'ciğim, hazır mısın videoya? Hazırım. Hediyeni tahmin ediyor musun? Hayır, ne bileyim ben anne. Kim bilir ne aldı iyi mi? Gerçekten tahmin edemiyorum bu arada. Yani annem kim bilir neyi düşünüp ne aldı bilmiyorum yani. Gerçekten hiç fikrim yok. O kadar diyorsun. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi sana bir numaralı ipucunu veriyorum. Oku bakalım. Ne haber güzelim? Hazır mısın? Ya güzelim miyim gerçekten? Ya! Kim artıyorsun beni? Hazır mısın? Hazırım. Bakalım bunda ne yazıyor? Annem. Şunu hadi. Hadi bakalım. Gece yatakta yatarken gökyüzündeki ay gibi parlar. Evet Zeynep. Ay. Evet. Ay gibi parlar. Gece parlıyor. Bak orada yazıyor bak. Dur bakayım. Ama yavaş düşersin bak. Dur ben tutayım. Dur ben tutayım. Hayır tutma olur mu? Kız bu kayıyor tekerlekli. Seni tırmandırayım dedim biraz. Allah sakın düşme. Kız ben onu koyarken bu kadar zorlanmamıştım. Ne yapıyorsun? Tamam sandalyeye çık. Allah seni iyi etsin. Ne yapıyorsun? Ha işte genç olmak böyle bir şey. Allah seni bayrağımıza düşürdü. Tövbe estağfurullah. Öpeyim bayrağımızı. Atıyor. Bayrağı da oraya geri. Düşecek gibi hissediyorum. Anao. Tamam. Yavaş. Bayrağı yoksa düşürme. Bayrak yerlere düşmez. Evet. Kız yavaş kapar. Ay gidecek. Allah. Kağıdın yarısı orada kaldı. Yarısı orada kaldı. Neyse sonra alırız onu. Evet oku bakalım oku. Hani kağıdın yarısı. Yazının yarısı orada. Yazısı da mı yok? Zeynep harikasın. Şuraya bak. Allah'ını seversen. Sakat ayaklı. Evet. Bahçede girmekten çok korktuğum ve hiçbir kuvvetin seni sokamayacağı yer. Asla sokamazsınız. Mezarımı bile yaptırmam oraya. Estağfurullah. Neresi orası? Odunluk. Bahçede Zeynep'in en çok korktuğu yer odunluk. Ve şimdi karanlık oldu arkadaşlar. Hazır mısın karanlıkta odunluğa gitmeye? Bak şurada benim telefonum var. Onu al, flaşını açarsın. Ben de yanındayım hayatım, korkma. Hediyeyi istemiyorsan gitmeyelim. Yanma dedim. He? İstemiyorsan gitmeyelim. Odunluktan korkuyorsan gitmeyelim odunluğa. Bana ne ya? He? Işığı yak hemen. Yak flaşı. Sessiz ol. Karanlık olmuş. Ne yapıyorsun? Akşam ezanı okundu. Beni korkuyor musun? Benim korkutmaya çalışıyor. Ben korkmuyorum odunluktan. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, gömüm. Niye besmele de mi çekmeyelim kardeşim? Akşamleyin tabii ki çekeceğiz besmelemizi. Besmele. Bakalım odunluğun neresinde Zeynep? Korkuyor musun Zeynep? Annem öyle korkmuyorum. Evet bak çok karanlık olmamış daha. Hadi hadi git. Git hadi. Kız korkma. Bak o zaman hediyeden vazgeç. Vermeyeyim. Vermeyeyim mi? Vallahi aldım ben kullanırım ona göre. Şimdi odunluğun bir yerlerinde, artık içinde midir, dışında mıdır, dışında bir yerde midir bilmiyorum. Dua et içinde olmasın Zeynep. Umarım içinde değilim. Yemin ederim girmem. Yemin ederim. Yemin etme boşuna. Yemin ederim girmem. Evet anne, Zeynep, gitmeyeyim. Odunluğun neresinde olabilir? Gitmeyeyim. Ha? Anne ne bileyim ayol ben. Zeynep'in baktığı yerleri göstereyim ben size. Orada bir şey var onu zannet. Evet. Niye özellikle buralara bakıyorsun Zeynep? Belki içindedir. Önce dışına mı bakıyorsun? Evet. Aa araba şeyi. Bunun arasına mı sıkıştırdın? Önümüzdeki ağır içinde. Belki de içindedir odunluğun. Aha.
Al sana beni. Buldun mu? Şunu nerede? Vallahi nerede gördün hani? Orada bak ışık tutuyorum orada. Evet. Anne. Zeynep en sonunda buldu. Anne. Ama ben onu oradan almam Zeynep. Hediyeni istiyorsan kendin almalısın. Alır mısın lütfen? Hadi bak, hadi. Bak buraya kadar geldim. Almaz. Hayır anne al. Vallahi alma. Hadi kızım. Hayır ya, al. Hadi. Hayır al. O zaman hediye istemiyorsun anne, sen. Anne al sen al. Anne kağıdı buldum, daha ne istiyorsun? Hadi, tamam olsun buldun. Hayır. Ama almalısın. Hayır. Çok uzak değil orası. Alabilirsin bence. Gerçekten uzaklıktan dolayı demiyorum ben zaten. Hadi neyse buldun hediyeyi sonuçta, korkuyorsan ben alayım. Bismillah aldım. Ha ha ha, korktun mu? Sabır ver yarabbim, sen bana sabır ver. Korktun mu? Bu hay- Korkmadın mı? Bu hayatta gitmekten en çok mutlu olduğun yer. Spor salonu. Salona mı gideceğim? Yoksa başka yere mi? Yani spor salonuna gitmeyeceğim. Spor salonuna mı gideceğiz bir de bunun için? Yani bu şu anda kapalı. Spor salonuna salon gidemeyiz. Salon açık şu an. Açık saatten mı? Saatte antrenman yapanlar var. Gitsem spor salonuna saklardım. Ne güzel sana. Demek ki akşam evde. Akşam aksiyon olurdu. Evde. Hadi bakalım. Evde. Demek ki evde, evde ipucunu hemen yakaladın. Seni. En çok gitmeyi sevdiği yer Zeynep'in spor. Spor salonu. Spor salonunun kapalı olduğunu düşündüğüm için sporla ilgili bir şeyin içine koydum o kağıdı. Zeynep'ciğim bakayım, raketim, bulabilecek misin? Raketim yanımda değil, raketim patladı. Hoca onu yapacak. Evet, dışarıdan geldik. Sporla ilgili... Ay bu kadar. Bu kadar kolay olmamalıydı ya. Ben bunu tahmin edemezsin diye düşünüyordum ama neyse. Poğaçam var. Spor çantamda ne var? Taytım var. Ah, dizim ağrıdı. Lastik. Kim ayağım bilir, kim ilaç. Bilir, kim bilir neresine biraz koydum Zeynep. Kestin almış. Nemlendirici buradaymış, al arıyordun. Evet, bu çok güzel arkadaşlar. Dudak nemlendiricisi. Su, biraz zıkı çıkmış bunun ama oradan oraya harap olmuş yavrum, atla atla. Ayakkabı, başka bir şey yok burada. Artık bilemiyorum nerede olduğunu. Sporla ilgili bir şeyin içinde. Ön gözüne bak. Ara ara bul. Ara ara bul. Ya bulamaz ki. Ya kaç kişi gelmişsin ki. Ara ara bul. Bulamaz ki. Bulamaz ki. En son oturarak aramaya karar verdim. Demek sana aha buldum. Buldun mu? Ne yazıyor? Oku bakalım. Diğer ipucun neymiş? Beşinci ipucumuz. O olmadan yemeklerin tadı olmaz. Yanına da bir ipucu koyulmuş sanki. Sanırım. Yanında biber emojisi olduğuna göre. Acıdır yani. Acıdır. Herhalde. Hadi bakalım. Ya, mutfağa giriyormuş. Acı mıdır, yani. Tatlı mıdır, nedir? Acı ne olabilir mutfakta? Zeynep'in sevdiği bir şey tabii ki bu da. Yine. Evet. Acaba nerede? Bunu çok bile keşke arkasına falan koysam. Şimdi direkt üstüne koymuşum. Nerede ya? Bulamıyorum. Pul biberin üstüne koymuşum direkt. Ya anne nereye kız orada işte beni oyalama. Anne göremiyor. Ya ben onu üstüne koydum o anda, sonra arkasına saklayayım diye düşündüm, saklamamışım. Ne alaka şimdi burada yazan şey? Milattan önce 3500 yıllarında bulunmuştur düşündür. Ulan bu ne? Milattan önce 3500 yıl önce ben yaşıyor muydum anne, ne bileyim ben? Yani çok eskiden bulunmuş bir şey. Taş devrinde çizgi filmlerde bile vardı. Anne ne bileyim. Sen çizgi film izlemiyor muydun? Taş devrini yani, izlemiyor muydun? Taş devrinde kim bilir ne buldular yani. Şöyle yuvarlak bir şey. Tekerlek. Aa! Çok kolay bir ipucu oldu ya. Tekerlek nereye gidiyor? Geri çıkıyoruz tekerleğe. Ne için? Arabaya. Başka tekerlek mi var anne evde yani? Aferin. Belki oyuncak arabanın tekerleğidir. Oyuncak arabanın nereden tekerleği bu kadar. Bu kadar. Görebilecek misin? Ama hava çok karanlık değil. Belki görürsün. Göremezsen girip benim telefonumu alırsın. Koş kız. Kameranın içine. Nerede lan? Allah'ını severse. Bari ilk tekerleğe koymasaymışım. öbür tekerleğe koysaymışım. Bu da ilk tekerlekten bakmaya başladı. Nereye bakacağım başka? Gir içeride oku bakayım ipucunun gerisini. Zeynep ne yapıyorsun? İpucunu okuman gerekiyor yatağın üstünde. Ben bugün temizlik yaptım. Sen orada yatakta poğaça yiyorsun. Bu anneler neden çıldırır? Şimdi sıradaki ipucumuzu okuyorum. Ne o? Stüdyo yazıyor. Stüdyoya mı gideceğim? Stüdyoda ayaklarımız üşümesin diye yere serdiğimiz bir şey. Halı mı? Ne bileyim, stüdyoda ayağımız üşümesin diye yere biz ne seriyoruz? Gidelim de görelim. Koş stüdyoya. Bir daha dışarı çıkıyoruz.
koş, çabuk çabuk çabuk. Evet Zeynep Hanım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah'ım zile bastım. Stüdyomuza hoş geldiniz. Gelirken de poğaçamı bitireyim dedim bari. Ayaküstü poğaçasını da halletti. Evet. Acaba ilk köşeye mi koydun? Allah bana sabır ver. Ya hayır annem, da ben neden böyle yapıyorum bugün bilmiyorum. Annem, hiç sen niye düşünmeden yaptın bunları? Vallahi çok acele yaptım. Bugün temizlik İnsan yapmıştım. İnsan bir halıyı kaldırır, halının ortasına koyar. Temizlik yaptım, yorulmuştum. O anda ne bileyim ama senin hemen bulacağını düşünmedim. Sen de gelip niye hemen ilk köşeye bakıyorsun ki? Nereye bakacağım anne? Buradan başlayacağım. Tabii bakma ya. Niye? Kolay bulunca heyecanlı olmuyor mu? Olmuyor. Bu arada, dillerin... bu arada onu okumadan önce dolap hesabımızı hatırlatmak ister misin arkadaşlarımıza? Evet. Bakın arkadaşlar, bazında burada bildiğin oyuncak var. Zeynep'in şu yastıkları da bunlar koyacağız. Bunlar sadece küçük bir kısmı bu arada. Evet. Biz bunları bir dolap hesabı açıp ikinci el şeklinde hesabımıza yükledik ve ben bu oyuncakların neredeyse hiçbiriyle oynamadım. Oynadıysam da ben zaten buradaki oyuncaklara kendimden iyi baktım zamanında. O yüzden çok iyiler ya. Sıfır gibi ürünler var burada. Dolap hesabını aşağı açıklama kısmındaki linke koyacağız bu arada. Oradan bakabilirsiniz. İsmini yazınca çıkmıyor sanırım. Evet evet. Bak Zeynep, burada dolap hesabına koymak için yeni ürünler çıkardım ben. Ya böyle aklınıza gelebilir. Şöyle kiretik kumlar çıkardım. Daha yeni yeni şeyler koyacağız dolaba. O Play-Doh'lar çok güzeldi. Evet ama çok ya, güzeldi. Neyse durup okuyorum. Evet. Fillerin en çok sevdiği çiçek hangisidir? Ne bileyim ben. Karanfil. Sevmedin mi bu espriyi? Bu soğuk bir espriydi Zeynep'ciğim. Hayır Zeynep, yapma öyle. Yapma kız, gözün mikrop kapar. Halının altında ne işin var? Süpürmüştüm ama. İyi ben gidiyorum. Sen hediyesiz kal tamam mı? Annesiz kal. Annen gitsin. Sen annesiz kal. Annesiz kal tamam mı? Öcüler yesin seni. Küçükken böyle deyince korkuyorlardı. Şimdi niye korkmuyorsunuz? Niye acaba? Kandırıyordunuz lan küçükken bizi. Ay yapma. Yapmayın çocuklarınızı. Çocuklarınızı üzmeyin. Ve çok iğrençti. Biliyor musun? Çok kötüydü. Çok iğrenç bir espri değil mi bu? Fillerin en çok sevdiği çiçek karanfil. Yani diğer ipucu neredeymiş? Kapı orada. Çık yani buradan. Neredeymiş? Çık buradan. Kapı orada. Git buradan. Ben kaçıyorum Zeynep. Mutfağa bakacağız o zaman. Eve gidiyor. Bir evin içine, bir buraya, bir evin içine, bir bahçeye sokma beni. Beni evin içinde dolaştır lütfen. Artık hediyeni istiyorsan bunlara katlanacaksın Zeynep Hanım. Umarım güzel bir şeydir. Umarım. Fa yanıyorum aşkınla. Evet, mutfağa geldim. Zeynep'i bekliyordum. Seni istiyorum. Seni seviyorum. Allah senin iyi. Senin evet. Esprinden daha güzel sesin var bu arada. Evet Zeynep'ciğim. Ooo, not kağıtlarını buraya taklamaktan. Hayır, onlar fazla olanlar. Karanfil. Nerede olabilir karanfil? Evi kurcaladığım kadarıyla bu tarafta karanfil yok. Evi mi kurcalıyorsun? Bu tarafa yöneliyoruz. Evi mi kurcalıyorsun? Bu tarafa yöneliyoruz. Yani burada ben daha önce hiç karanfil koyduğunu görmedim annemin. Ama bakmakta fayda var. Sırf video için koymuştum. Hayat Hanım. Ha ha ha, bulamıyor, bulamıyor. Ha ha ha, bulamıyor, bulamıyor. Bulamıyor. Zeynep, bu nasıl bir arayış şekli? Bulamıyor. Aa buradaymış. Bulamıyor. Arkaya tepmiş. Vay hain. Vay hain seni. Evet oku bakalım diğer ipucunu. Tamam. Eve boşuna geldin. İstemiyorum lan hediyem hediye. İstemiyorum. Git başkasına ver. Başka çocuğa ver. Git başkası senin çocuğun olsun. Evet. Ha ha ha. Birden senin eski oda takımını özlediğini düşündüm. İnan hiç özlemedim. İnan. Eski oda takımın nerede Zeynep? Senden başka. Neyse dur. Eski oda takımı stüdyoda. Tekrar stüdyoya gidiyoruz. Bu rezalet bir durum bu arada. Hadi Zeynep. Çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Hadi gidiyoruz. Senden önce gideceğim ben. Lan ben sizin bu kadar. Aa.
gideceğim, senden önce gideceğim. Evet Zeynep Hanım, tekrar stüdyoya geldik. Neler hissediyorsunuz? Isırın bak. Neler hissediyorsunuz Zeynep? Oda takımını özlemiş misin? Evet, hatırlıyor musunuz Zeynep'in eski oda takımını? Şu gardırobuydu. Şu da Zeynep'in yatağı, şu da Zeynep'in masası. Bu baza eğer benim şimdiki yatağıma uysaydı mükemmel bir baza. Yani gerçekten almış? Güzel bir bazaydı. Kız dur, reklam değil ama rahattı yani. Baza maza almayı düşünüyorsanız. Biz bunu yaptırmıştık zaten, bir yerden almamıştık. Şimdi burada nereye koydun anne? Bilmiyorum, eski oda takımını özlemişsindir diye düşündüm ve geldim. Tamam ama bana asmamışsın. Altlarında yoksa. Zeynep, bulabileceğine emin misin? Pes edebilirsin hayatım. Hayda, gel buraya. O neydi? Gel buraya, hediyenin yerini söyle. Hediyenin yerini söyle. O ne? Videolar için almışız onu, kocaman bir iğnesi de var. Zeynep'ciğim, pes edebilirsin. Hediyenin yerini söyle yoksa batırırım. Pes edebilirsin hayatım. Hediyenden vazgeçebilirsin. Şu anda yattım yatakta, Zeynep'i izliyorum. Çok keyifli. Ayağımı sallıyorum. Bu arada kamera da sallanıyor. Tabii ki doğal olarak. Ben Zeynep, şimdi bak. Zeynep, çok uzatıyorsun videoyu ya. Çabuk ara, hediyeni bul. Neyse. Sen bulmak istemiyorsan ben kamerayı kapatayım. Ya bulacağım, dur. Evet, çok güzel oldu. Gözüküyor mu kamerada? Görünüyor. Ay Allah'ım. Ya Allah ya sabır. Zeynep, onlara niye dalıyorsun? Senin hedefinde bir kağıt var. Bayağıdır kurcalamıyordum buraları. Sanırım burada da yok. Hedefine odaklan. Asker. Projemi buldum. Ay bu çok iyi. Ben bunu hatırlatma koydum. Evet Zeynep, emek buraya var. Her gelişinde, bu stüdyo her gelişinde bir parça mutlaka şeye götürüyor. Eve. Ve ben sonra onları topluyorum, geri buraya getiriyorum fazla diye. Dur bekle. Aa, burada ya. Buldun mu? Bekle, Kur'an-ı Kerim var, onun üstüne çıkmış olma. Evet. Dur şöyle, şurayı yükseğe kaldırayım onu. Yatağın üstüne sonra alırım. Buldum Ani. Buldun mu Ani? Buldum Ani. Nerede buldun? Buldum. Evet. Küçük, çok sevimli ama bir o kadar da dokunmaya korktuğum bir şey. Ne olabilir? Ne bileyim anne, ben dokunmaya bir şeyden korkmuyorum ki. Sen hiçbir şeyden mi korkmuyorsun? Ne bileyim ya, kim bilir neyden korkuyorum dedim zamanında da o kaldı. Hiçbir şeyden korkmuyorum diyorsun yani. Karkasızım. Demek ki bir şey var. Küçücük, çok sevimli ama dokunmaya korktuğum bir şey. Düşün bakalım neymiş. Düşün. Niye yakın çekim alıyorsun? Düşün. Sen düşün. Bulunca açacağım. Nerede? Bulunca açacağım kamerayı. Hadi evi, bir ipucu vereyim evde. Bayağı büyük bir ipucu verdi. Çok sağ ol. Zeynep Hanım. Şimdi eve bana geldik. Diyor ki odanda dokunmaya, oda değil pardon, evde korkmaya dokunduğum bir şey diyor. Evde bir hayvan yok. Sen ne kadar zekisin. Priz falan mı? Priz. Ama sevimli aynı zamanda diyorum. Sıcak yaklaştın. Aa, sıcaksın. Zeki kadındır. sıcak yaklaştın. Sok. Sıcak çok yakın olduğunda denir, biliyorsun değil mi anne? Evet biliyorum. Sıcak. Bilmediğimi mi zannediyorsun? Sıcak. Kaktüs mü? Sıcak. Ana, altındaymış kız. Küçük, sevimli ama dokunmaya korktuğum bir şey. Çünkü dikenleri var. Evet, oku hemen bakalım ne yazıyor. Ay ana, ben sporda bu kadar yorulmuyorum ya. Vallahi bak. Evet. Her gün onunla sıkılmadan birliktesin. Çok mutlu olduğun yerlerden biri son. Hani ne bileyim ben, kim bilir kimle her gün beraber. Hatice'ye falan mı verdin kağıdı ya? Kimse demiyorum, bir yer diyorum. Evde öyle bir yer var ki sen onunla olduğun zaman çok mutlu oluyorsun. Mutfak? Mutfakta da mutlusun. Odam? Sıcak. Hani ne bileyim odamda nereye sakladığını ben. Ama işte neyle birlikte olunca çok mutlu oluyorsun? Herhalde şuradaki kitaplarla değil, değil mi? Aa, vallahi. Ders çalışmak benlik değil arkadaşlar. Makyaj masası da diyemeyeceğim.
Değil zaten. Fazla makyaj da yapmıyorsun. Arkadaşlar bana yorumlar yazıyorsunuz ki nerede o eskiden alerjim var diyordun gözlerine. Niye makyaj yapıyorsun diyorsunuz. Hala alerjim var. Hala gözlerim kabarıyor makyaj yaptığımda. Göz altlarım kızarıyor. Gözlerimin kenarları kızarıyor buraları. İşte bazen. Ama videolar için bazen mecbur yapıyorum. Bu kadar yani video için. Sizin için yani zevkimden yapmıyorum. Çok sıcak, çok sıcak şu anda. Köpek balığı mı? Hayır, bir yer. Sıcak, 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 sıcak. Şu anda çok sıcak. Oradasın yani. Bazanın altına falan mı koydun? Evet, baza, yatak ulan yani. Ulan söylemesene ya. Ben ki açtıracağım ama bilmiyorum, etmiyorum diye. Yatak, yatak, yatak. Ya. Evet. Yani çok mutlu olduğun yerlerden birisi yatak. Yatakta yatmayı yatak çok seviyorsun ya. Yatak güzel ya, severim. Bir saatten, iki saatten fazlası gün içinde benim için zarar gibi bir şey. Hoşuma gitmiyor. Bakın. Benim bazası ağır, ağır, ağır. Vallahi çok ağır. Çok ağır, işkence gibi. Evet, bakalım. Zeynep bir mutlu oldu. Ne o Zeynep? Bilmiyorum ki ayakkabı dünyasından bana ne almış olabilir acaba? Ayakkabı dünyasından bir şey ama ney? Yani ayakkabı sileceği almadıysan sırf troll olsun diye ayakkabı süngeri falan bilmiyorum. Düşündüğüm şey. Ne düşünüyorsun bilmiyorum. Düşündüğüm şey mi? Ne düşünüyorsun? Bunun bir burnu var sanki. Sanki geçen gördüğüm bir şeye benziyor. Aç da bir bak o zaman. Yavaş! Ne yapıyorsun Zeynep? Nasıl? Güzeller mi? Çok güzeller. Of çok iyi. Kaç numara? Ayağın olur diye düşünüyorum. Giysen bir bakalım. Bakalım. Oluyor mu ayağın? Olmazsa değişebiliriz. Fişi var. Ayağım 40 numara bu. Ayağından büyük. Biraz büyük. Olsun. Evet biraz büyük ben aldım. Onların içi de pofuduk oluyor ya ayağın hoş. Girsin rahat etsin diye. İyi yapmışsın şapşik şey. Giy bakayım oluyor mu? Oldu mu? Yavaş ayağını acıtma. Bu ayakla maça girdim anne. Gözünü seveyim. Nasıl acımaz? Evet. Ay seni köpeklerini sevsinler. Çok tatlılar. Isırır bak. Dikkatli ol. Bana sakın bulaş. Zaten bugün bir ısırasın var beni. Niye ise? Demek ki köpeklerimi hissettin. Ne yaptın? Bak bu ısırır. Ben uğraşmam artık. Bu var. Artık bu var diyorsun. Çok güzeller. Geçen AVM'ye gittik annemle beraber. Ayakkabı bakıyorduk. Ayakkabı bakmaya gittiğimiz zaman ayakkabı dünyasına da girmiştik. Orada da ayakkabı bakmıştım. Demiştim aa bunlar da demiştim. Ne kadar güzel demiştim. Hep bundanım olsun istiyorum demiştim anneme. O sırada ben saçımın ne yaptım? Sen şu taraftaki mağazayı gez ben hemen geliyorum dedim. Koşa koşa gizlice bunu aldım. Zeynep dedim benim ne yapayım ya kız, ben lazım dedim. Sen beni bekle eyle dedim. Gittim bunları arabaya gizlice bıraktım otoparkta. Sonra geri çıktım. Ne çektim? 40 takla attım o gün bunları saklayayım diye senden. Bunları almıştım o gün sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan diyorum. Ve buradan Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Size pandiflerden alabiliriz. Pandif mudur artık ne diyorsanız bilmiyorum ama. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın. Zaten videoyu beğenin ki bu videodan daha çok gelsin. Bana karşı daha çok gelsin bu videodan, tamam mı? Ve yorumlara yazın arkadaşlar. Bunları beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Bunların şeytanlısı da vardı. Şeytan değil de boğalısı vardı. Böyle kocaman boğa, annem onu şeytan zannetmişti. Şeytanlıyı ne yapacaksın diyordu bana.